Herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle bugünkü paylaşacağım tarifim kıyır kıyır tadına doyum olmaz haşhaşlı poğaçalar olacak. Ben tarif detaylarına geçerken lütfen siz de videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi hamurumu hazırlamakla tarifime başlıyorum. Burada 6 su bardağı klasik bardaklarla unum var. İçerisine 1 su bardağı dolu dolu yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve şimdi 2 adet yumurtanın akını ilave ediyoruz. Sarısını da üzerine sürmek için ayırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 1 çorba kaşığı dolu dolu toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ekleyelim. Son olarak da 1 paket kabartma tozu ve 1 çorba kaşığı mavi haşhaş ekleyelim. Mavi haşhaşı bulamayanlar normal siyah haşhaş da kullanabilirler bu arada. Daha sonrasında yoğurma aşamasıyla tarifimize devam edelim. Ele yapışmaz kıvamda ancak yumuşacık olmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduktan sonra buyurun tarifimize kaldığımız yerden devam edelim. Ben elbette ki sizleri sıkmamak için hamurumun yoğrulmuş aşamasıyla devam ediyorum tarifime. E, bu şekilde bir kıvam olması bizler için yeterli olacaktır. Artık poğaçalarımızı şekillendirmeye başlayabiliriz. Ben poğaçaların içerisinde beyaz peynir kullandım. Sert tam yağlı bir beyaz peynir. İsterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. İsterseniz zeytin ezmesi veya zeytin de tercih edebilirsiniz. Damak zevkinize göre hatta sade olarak bile yapabilirsiniz bu lezzetli poğaçalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde bir beze aldım. Arasını açtıktan sonra beyaz peyniri ilave ettim ve sıkı sıkı kapattım. Daha sonrasında tezgahın üzerinde ileri geri hareket ettirerek şöyle içli köfte şeklini veriyorum ve tepsime yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum ancak nasıl yaptığımı birkaç tane daha sizlere hızlı çekimle izletmek istiyorum. Daha sonrasında tarifimize poğaçalarımızın bitmiş aşamasıyla devam edelim. Bu arada daha önceden paylaşmış olduğum onlarca çeşit poğaça ve hamur işi tariflerime göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu vermiş olduğum ölçüm listesine göre hazırlarsanız eğer bir tepsi dolusu poğaçalarınız olacak arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi poğaçalarımı şekillendirdim. Hamurunu hazırlarken iki tane yumurtanın sarısını ayırmıştık hatırlarsanız. O yumurtanın sarısını güzelce bir çırpalım ve poğaçalarımızın üzerine bol bol sürelim. Bu arada fırınımızı daha 180 dereceye fanlı alt üst ayarda ayarlayalım bir güzel ısınsın. Poğaçalarımızın üzerini süsledikten sonra fırına sıcak fırına gönderebiliriz. İsterseniz bu şekilde fırına gönderin. İsterseniz üzerine susam, çörek otu veya benim gibi haşhaş serpin. Ben içerisinde haşhaş kullandığım için üzerinde de haşhaş kullandım. Çok çok güzel oldu. Eğer mümkünse sizlere de tavsiye ederim elbette. Haşhaşlarımı da serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum. Nar gibi kızarıncaya kadar şöyle toplamda 45-50 dakika kadar fırınıyorum. Şimdi tarifimize bu güzel mis gibi poğaçalarımızın kızarmış pişmiş aşamasıyla buyurun devam edelim. Çok güzel bir şekilde poğaçalarımız kızardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buyurun afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir hanımlar beyler. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen çok daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone de olmayı unutmayın. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.